Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda Türev 16. testteyiz. Artık burada polinom grafikleriyle alakalı bakacağız. Aslında biz zaten polinom grafiklerine polinom kısmında bakmıştık. Fonksiyon kısımlarına da karşımıza geldi. Bir de işin içinden hafif türev girince neler yapacağız onu görelim. Şimdi Px 3. dereceden bir polinom fonksiyonun bazı kısımları aşağıda verilmiştir. Buna göre P3 kaçtır? 3. dereceden demişim zaten. Bakın 3. dereceden dediğime göre bir kökü eksi 2, bir kökü eksi 1, bir, bir kökü 1. Bu türeve bile gerek yok bu soruda. Ne yapacaksın? Kökleri bilinen bir polinom arkadaşlar. Çarpanlarıyla yazılır. Bakın sadece şu yeterlidir. Ax artı 2, x artı 1, x, x eksi 1. Bazıları şunu diyor. Hocam buraya k yazamaz mıyız? E, k yazacaksın da orası sıfır olacak ki. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar siz burada şunu söylüyorsunuz. Bu, bu fonksiyon x artı 2'ye tam bölünüyor. E x artı ikiye tam bölündüğüne göre kalan sıfır. X artı 1'e tam bölünüyor. E o kalan sıfır. X eksi 1'e tam bölünüyor. Kalan sıfır. Bütün çarpanlarla bölümünden kalan sıfır olduğu için evet buraya o yüzden k diye bir şey yapılmaz. O sizin dediğiniz kalan olursa yapılır. Zaten çarpan olan bir şeyden nasıl kalan gelir? Kalan gelir. Gelir ama sıfır gelir. Olay budur. Bu yüzden burada arkadaşlar sabit sayı sıfır. Bunu da açıklığa kavuşturmuş olayım. Sonra ne yapacağım? A'yı nereden bulacağım? 0 verdiğimde nereden geçiyormuş? Bak 4'ten. P0 eşittir eksi 4. Yazalım. A çarpı 2 çarpı 1 çarpı eksi 1 eşittir eksi 4. Buradan da A ne geldi? Eksi 2. Şimdi burada arkadaşlar eksi 2 oldu. Şöyle bir denklem oldu. P3 eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 artı 1 4, 3 eksi 1, 2. Ha şurada A 2 olacakmış pardon onu düzelteyim. E, eksiler birbirini götürüyormuş. O zaman demek ki arkadaşlar direkt 20 çarpı 4'ten 80 oldu. İlk sorumuz gayet kolaydı bakın E şıkkı geldi. Bu standart polinom hatırlatması. Gelelim şimdi buraya. Yukarıda 3. dereceden bir polinom fonksiyonun grafiği verilmiştir. fx x küp artı ax artı bx eksi 16 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Evet şimdi bakın arkadaşlar burada türev yapabiliriz. Bunu sen normal ben sana polinom konusunda sorsaydım sıkıntı yaşardım. Bir yerde tıkanırdın hocam soruda hata mı var derdin. Artık ama tıkanmamalısın. Niye biliyor musun? Evet fx arkadaşlar neye eşit? f2 4'e eşit. Ama daha güzeli fonksiyonun arkadaşlar 2 noktasında türevi 0. f türevi 2 0'dır. Sonra lazım olursa yine f türev c'nin sıfır olduğunu söylememiz lazım. Şimdi artık bu iki dediğimi kullanalım kırmızıyla yazdığımı. Bakın şimdi 8 artı 4 a artı 2 b eksi 16 eşittir 4. 4 a artı 2 b eksi 8 öbür tarafa attım 4 12. 2 a artı b arkadaşlar buradan 6 oldu. Birinci denkleme ulaştık. İkinci denklem f türev 2 o zaman alıyorum. f türev x 3x kare artı 2ax artı b yaz şimdi yerine f türev 2 12 artı 4a artı b eşittir 0 çünkü tepe noktasında türevlenebilir fonksiyonu türev 0'dır. Buradan da 4a artı b eksi 12 oldu. 2a artı b 6 idi. Taraf tarafı çıkarırsam A ne geldi? Eksi 9 geldi değil mi? A eksi 9 olduğuna göre B arkadaşlar kaç yapar? Eksi 36. B de 24 oldu. Şimdi artık fonksiyonu bulduk. Fx eşittir. X küp eksi 9 x kare artı 24 x eksi 16. Bundan sonra yapacağım iş ne? Türevin köklerinden bir tanesi de arkadaşlar bakın C. O yüzden şunu da söyleyebilirim. F türev C sıfır arkadaşlar. Alıyorum yine türevimiz zaten şuydu. Yerine yazarsak 3x kare eksi 18x artı 24 eşittir f türev x. E, sıfıra eşitliyorum türevi köklerini bulmak için. x kare 3'e bölüyorum her tarafı. x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0. x eksi 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Hakikaten türevin köklerinden biri 2 geldi bak. Diğer kökümüz ne geldi? 4 geldi. İşte bu c. Türevin 0 olduğu diğer değerde 4 oldu. O zaman arkadaşlar 4 bu. B 24. A da eksi 9. 24. 4 daha 28. 9 çıkarırsak 19 oldu. B şıkkı oldu. İşte size türev yardımıyla bir polinomun grafiğine yaptığımız yorum bakın önemliydi. Eksi x küp artı a x kare artı b x artı c verilmiş bir polinom fonksiyon a artı b artı c artı d toplamına bakacağız arkadaşlar. Şimdi neler var sorumuzda? Birincisi f 0 16. Hemen en basit diyorum c'yi hemen 16 yazalım bak. İlk basitçe olayı hallettik. Sonra başka ne söyleyeceğiz? Şu an bizi kurtarmaz ama F4 eşittir 0. Yeterli olmaz. Kullanacağız ama yeterli olmaz. Şurayı de normal direkt sileyim. 16 yazayım. Şöyle yaptım. Başka? Bakın burası aynı zamanda yerel minimum. Yani türevlenebilir bir fonksiyonda yerel minimumda türev sıfırdır. F türev 0 sıfır, sıfır olmalı arkadaşlar. Yapalım. Eksi 3x kare Artı 2ax artı b eşittir f türev x. 0 artı 0 artı b sıfırdan b arkadaşlar sıfırmış. O zaman hemen orayı kaldırıyoruz ortadan. Bakın b'yi de bulduk. Şimdi artık tek hamlem kaldı geriye. O demin işime hemen yaramaz dediğimi artık kullanacağım. f 4 eksi 64 artı 16a 16a artı 16 eşittir 0. 16a eşittir 48. a eşittir 3. Buradan o zaman a3, c16, b0, d neydi? D de ha şuradaki tepe noktasını. O zaman hemen buradan türev alalım. Fonksiyonu ne bulduk artık yazayım. fx eşittir eksi x küp artı 3x kare artı 16. Al türevini. f türevi x eksi 3x artı 6x. Sonra x parantezini al, 3 parantezini al, eksi x artı 2. Gerçekten bakın bir kökümüz türevin 0, bir kökümüz 2. Ben şimdi f2'yi soruyorum demek ki size. Sağ üstte yazıyorum f2 eksi 8 e, artı şu denklemde yerine yazıyorum eksi 8 artı 12 artı 16. Buradan da 28 eksi 8'den 20 yani d'de 20 imiş. Onu da bulduk. 36 artı 3'ten 39 oldu. C şıkkı geldi bakın. Polinom ama aynı zamanda türev max min. F polinom fonksiyonu olduğuna göre en az kaçıncı derecedendir? Şimdi dizgiciler tabii matematikçi olmamalarından bak kaç sefer söyledik yine orası şey. Şöyle aslında tabii bunu da şöyle yapayım. Bu sizde böyle olacak. E, düzelmesini ümit ediyorum çünkü 50 kere söylüyoruz bazen arkadaşlar ama matematikçi olmuyor. Hani özellikle şurası böyle olmalı diye göstereyim ben şöyle bir grafik. Şimdi bir kere polinom fonksiyonu arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Eksi sonsuzdan başlayıp eksi sonsuza gidiyorsa derecesi çift olmalı. Bakın çift fonksiyon demiyorum. En büyük derecesi çift olmalı. Çünkü bu tarz görünen bir fonksiyon tek dereceli olamaz. Tek dereceli fonksiyonlar eksi sonsuzdan artı sonsuza ya da artı sonsuzdan eksi sonsuza gidiyordur. Sebebi de limittir. Limit sonsuza giderken en büyük dereceli terim sonsuza gider. O yüzden de eksi sonsuz verirsek eksi sonsuza gider görüntüsü böyle olur tek derecelerin. Demek ki bu çift dereceli. Yani bir kere 7 9 olma ihtimali yok. Sonra gelelim peki kaçıncı derece olduğunu nasıl anlayacağım? Reel köklerine bakabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 tane reel kökü var. O zaman bu en az 6 gerçel kökü olduğuna göre en az 6. derecedendir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Çünkü elimde başka veri yok. Evet fonksiyon en büyük derecesi çift olmalı. Tamam orada bir sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi her zaman çift dereceliler böyle ya da böyle olur arkadaşlar. Tek dereceliler de böyle ya da böyle olur. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Belki 50 kere söyledim bunu artık. Rüyalarınıza girecek. Dolayısıyla burada tamam ama dediğim gibi reel kök sayısı bir fikir verir. Bu kadar ekstra başka burada özel bir durum düşünmene gerek yok. Belki bak çok aşırı kasıntı bir yorum yapmak istersek şuna dikkat edin. Kaç tane ekstremumu var? 5 tane. O zaman bu ne demek? Türevinin türevinin 5 farklı kökü var demek. O zaman türevi en az kaçıncı derecedendir? 5. dereceden. Doğal olarak türevi 5. derecedense kendisi en az kaçıncı derecedendir? 6. Bak bu da zorlama bir yorum ama bu soru için zorlama olsa da genelde işime yarayabilir. Dolayısıyla bunu böyle söylemiş olayım. Evet bu soruya bir yıldız koyalım. Bazen arkadaşlar tek başına kökler bir işe yaramayabilir. Çünkü şöyle düşünün bir örnek vereceğim size. Bu şimdi en az kaçıncı derecedendir dediğim zaman birinci derece mi diyorsunuz? Öyle demiyoruz değil mi? O yüzden ben neye bakarım biliyor musunuz? Kökler yetmeyebilir ama türev fikir verebilir. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane tam 5 tane bunun ekstremum noktası var. Bu ne demek? Türevinin arkadaşlar 5 farklı kökü var demek. E şimdi türevi en az kaçıncı dereceden olur o zaman? Derece f türev x en az 5 olur. f f'nin kaç derece fazlasıdır? 1 o zaman derece fx de en az 6. dereceden olur. Bakın böyle yorum yaparız cevabımız da 6 olur. Tepe noktalarına bakarak ekstremumlarına bakarak kök sayısına. Normalde kökte hani şunu da diyebilirsiniz. Hocam zaten bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Evet bunu söyleyebilirsin. Ee, ama bazen bu yetmeyecek. Dediğim gibi yani bir fonksiyon var. İşte bak böyle. Bu mesela 3. dereceden bir grafik. Ee, şöyle yapayım hatta dur. Bak mesela bu 3. dereceden bir polinom. Sen buna tek bir tane noktada kesti diye hemen buna bodoslama birinci dereceden mi diyorsun? Hayır. Bak iki farklı bunun türev kökü var. O zaman hakikaten üçüncü dereceden diyebilirim en az. Yani ikisini de kontrol edin. Hem kökleri kontrol edin arkadaşlar. Hem de yerel ekstremumları kontrol edin. Bu da size derece için biraz fikir verecektir. Şimdi gelelim beşinci soruya. Bak tam buradan yola çıkarak. Şimdi türev grafiğini verdim. Türev grafiğinde bak normalde bakınca 1, 2 sadece 3 tane kökü var. Şimdi ben buna şey mi diyeceğim? Ha, o zaman hocam bu 3. derecedendir. E, türevi de aldığına göre derecesi biraz aldı. Fonksiyon derecesi de 4'tür. Şıklarda yok bile. Ama şuna dikkat edersen. 1, 2, 3, 4. Bak şimdi f türev x'in türevinin bak bu f türev x grafiği. Bunun türevinin hatta yine haydi zaman gibi şunu ya diyeyim. haş diyeyim buna bak. Haşın türevinin kaç kökü var? 4 farklı kökü var. O zaman haşın türevi en az kaçıncı dereceden? Böyle dördüncü dereceden. Ne yapacağız? 4. dereceden olan bir polinomun kendisi kendisi 5. derecedendir. 5. derecedendir. Hx f türevi x olduğu için o zaman bu 5. derecedense fx en az 6. derecedendir. A şıkkı olur. Yeri gelmişken e, bir bilgiyi de tekrar hatırlatayım. Bilenler geçebilir, bilmeyenler dinlesin. Bir fonksiyonun arkadaşlar, polinom fonksiyonun en büyük derecesi. En büyük derecesi. Yani şöyle x üzeri de nokta nokta gerisini önemliseme. Yine en büyük derecesi işte ax üzeri p diyelim nokta nokta böyle olsun. Eğer n Çift ise arkadaşlar fonksiyon artı sonsuzdan başlıyorsa artı sonsuza gider. Eğer buradaki P arkadaşlar tekse eksi sonsuzdan başlıyorsa artı sonsuza gider. Ya da artı sonsuzdan başlıyorsa eksi sonsuza gider. Yine çifte de eksiden başlıyorsa böyle eksiye gider arkadaşlar. Çünkü limit kuralı gereği limit burada sonsuza giderken eksi sonsuzda da olsa artı sonsuzda da olsa e, önündeki kat sayıdan dolayı çift sayıdan dolayı eksiye gider. Ya da buradaki kat sayıdan dolayı eksi sonsuza verseniz, artı sonsuza verseniz artıya gider. Tek derecelilerde de yine en büyük dereceden dolayı eksi verirseniz eksiye gider, artı verirseniz artıya gider, artı verirseniz artıya gider, artı verirseniz artıya gider eksi verirseniz eksiye gider şeklinde olur. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Sebebini hani bil, sebebi bu kadar bak. Gerçekten limit sonsuz durumundan dolayı. Ama siz şöyle bilin, en büyük derece çift ise kol yukarıda başlıyorsa yukarıya gidecek kol aşağıda başlıyorsa aşağıya gidecek. Tekse en büyük derece aşağıda başlıyorsa yukarıya gidecek. Yukarıda başlıyorsa aşağıda gidecek. Olay budur. Evet bu soru aslında zor bir soru değil arkadaşlar. Px 4. dereceden baş kat sayısı 1 olan polinom fonksiyon. P mutlak x eşittir Px. 3 farklı gerçel kökü var. Px'in mutlak değerinin türevli olmadığı noktalardan biri x eşittir. 2 absisli noktadır. Buna göre P1 kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere ee, bu P mutlak x normalde nedir? Uydurarak söylüyorum bakın. Mesela bir grafik olsun böyle abartılı bir şey göstereyim. Sol tarafı silinir, sağ taraf y eksenine göre klonlanır aynı grafik olur. Yani sağı sola katlarız. Çünkü ne verirseniz verin sol tarafı arkadaşlar asla negatif, e, sol tarafı asla var olmayacak. Çünkü x yerine biz ne yazarsak yazalım örnek veriyorum P-100 yazsan yine 100 oluyor. Sonra P eksi 1 yazsan yine P1 oluyor. O yüzden P mutlak x şu demektir. Solu sil, sağı katla. E, o zaman arkadaşlar bu fonksiyon solu sağına e, eşit olacak şekilde bir fonksiyonmuş. Yani ben bunu sağına katlasam da örnek veriyorum. Bakın parabol gibi düşünün. E, y ekseninde tepe noktası olan parabol nedir? P mutlak x yani katladığın zaman yine kendisine elde ediyorsun. Demek ki bunun sağ tarafıyla sol tarafı eşit olmalı. Örnek yine uyduruk bir grafik yapacağım bakın. Şöyle ki bunun gibi düşünün. Gördünüz mü? Bu mesela dördüncü dereceden bir polinom böyle olabilir. Tam böyle burada tepe noktası vardır. Y ekseninde. Sağ tarafa sağ tarafı sola katlayınca yine grafiğin aynısını elde ederiz. Peki bunun olması için bir. Bir de ikincisi üç farklı kökünün olması için nasıl olacak? Çift fonksiyon olduğunu anladım bunun. P mutlak x, p x'e eşitse. O zaman arkadaşlar e, bunun çift fonksiyon olması için 3 kökü olamaz. Böyle 4 kökü olur. Demek ki sana mesajım burada şuymuş. Bunun köklerinden biri böyle çift katlıymış sıfırda. Bak böyle. Gördünüz mü? Şimdi sıfırda çift katlı. Sonra P mutlak x ne demektir? Alıp bunu böyle katladığın zaman. He, şurada sivri nokta olacak bak. Sivri nokta olacak. Sivri noktada kök. O zaman ne olacak? Türevi sıfırla, şey türevi tanımsız yapar. Demek ki birisi 2 ise simetrik bir fonksiyonsa işte diğeri de eksi 2. Olay buymuş arkadaşlar. Denklemimiz Px eşittir x eksi 2 çarpı x artı 2. Çift katlı kök olduğu için x orijinde x kare. Gerçekten 3 farklı kökü var. Olayımız bu oldu. Dolayısıyla buradan artık P1 eşittir. Eksi 1. 3 çarpı 1'den doğru cevap eksi 3 geldi. A şıkkı. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi 5. dereceden bir polinom fonksiyonun grafiği olamaz? Aslında bunun yolunu ben kaçıncı soruda yaptım size? Evet, 4. soruda aslında bahsetmiştim diye hatırlıyorum. 5. soruda bahsetmişim. 5. soruya geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Orada bahsettim. Eğer bir polinomun en büyük derecesi arkadaşlar tek olursa şimdi artık normal size gerçekten göstereyim. x üzeri tek bir fonksiyon atıyorum x üzeri 7 olsun. Buralar x kare nokta nokta olsun. Sizde müfredatta yok ama şunu söyleyebilirim bilgiyi anlatmak adına. Limit x sonsuza giderken arkadaşlar küçük dereceli olanların hiçbir önemi kalmaz. Çünkü sonsuza giderken sonsuzun 7. kuvveti çok daha büyüktür. Diğerlerini paralize eder, anlamsız kalırlar. O yüzden de bunları yok sayarız biz. Doğal olarak sonsuzun 7. kuvveti sonsuz olur. Sonra bakın yine aynı fonksiyon için böyle ifadeler var diyelim. Limit x eksi sonsuza giderken eksi sonsuza giderken bunların hiçbir önemi kalmaz çünkü üstü büyük olan daha da hızlı küçülür. O zaman bu da eksi sonsuz olur. İşte arkadaşlar bu yüzden tek en büyük derecesi tek olan polinomlar eksi sonsuzdan başlar, artı sonsuza gider eğer katsayısı pozitifse. Tam tersi olduğunda da bu sefer sonsuz verdiğinde eksi sonsuz olur. Artı sonsuz e, eksi sonsuz verdiğinde de tam tersi artı sonsuz olur. Onlar da böyle bakın sonsuzdan başlar eksi sonsuza gider. Eğer çift dereceli ise üstü en büyük derecesi çiftse örnek x üzeri 8 artı x kare artı x eksi 1 olsun. Yine limit x sonsuza giderken müfredatta yok ama sebebini anlatıyorum sadece. Burada arkadaşlar bu kısım gider. Çünkü büyürken büyük dereceli daha hızlı büyür. Bunları paralize eder hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden sonsuz verdiğinizde fonksiyon böyle sonsuza yaklaşır. E siz buna eksi sonsuz yazsanız eksi sonsuzun 8. kuvveti de artı sonsuzdur. Yine bakın böyle olur. Doğal olarak arkadaşlar çift dereceli olan en büyük derecelisi çift olan fonksiyonlar da artıdan başlar artıya gider. Ya da eksiden başlar eksiye gider. Tamamen işte gördüğünüz gibi sebebi limitin e, sonsuzun kuvvetinin birisinde çift olduğu için yine hep sonsuz olması. Diğerinde tek olduğu için eksiye gittiğinde eksi sonsuz artıya gittiğinde artı sonsuz olmasından dolayı. O zaman 5. dereceden bir polinom fonksiyonu işte bu yüzden böyle olamaz. Bu en büyük derecesi çift olan için geçerlidir. Yoksa diğerleri olabilir arkadaşlar. Yani orada e, her noktada türev her noktada türevi sıfır olmak zorunda değil. İlla 5. dereceden diye 5 tane reel kökü olmak zorunda değil. Doğal olarak arkadaşlar ne olmuş olacak? İşte bu şekilde Artık doğal olarak burada sadece D şıkkında istenmeyen durum garantidir. Diğerlerini bilemem çünkü. Kök sayısı nedir? E, kaç tane reel kökü vardır? Kaç tane türevinin sıfır olduğu yer vardır? Bir tane de olur. Beş, dört tane de olur reel kökü. Beş tane de reel kökü olur. E, onu bilemeyeceğime göre ama burada sizde dikkat çekmek istediğim husus işte şu tek dereceli olan fonksiyonların grafiğine dair yorumdu. Bu yorumumuzla birlikte konumuzun bu kısmını bitirdik. Artık arkadaşlar karma yorumlara hazırız. Bir soru yorumda görüşmek üzere iyi çalışmalar.